Herkese merhaba. Bugün size 4 anlaşmadan bahsediyor olacağım. 4 anlaşma, 4 anlaşma. Kullandığın kelimeleri özenle seç. Ne demek? Ne demek? Bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. 4 anlaşma nedir? Az sonra bakalım, bakalım, bakalım. Herkese merhaba. Bugün size 4 anlaşma, 8 oldu bu da. 4 anlaşmadan bahsedeceğim. Bakalım. Merhabalar herkese. Bugün size 4 anlaşma kitabından bahsedeceğim. Kitap benim hayatımda gerçekten ve gerçekten ötesi çok değerli bir yere sahip. Çünkü çok kapılar açtı, çok farkındalıklar yarattı bende. Dolayısıyla bu kitabı sizinle paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi öncelikle Don Miguel Ruiz, zaten kitabın yazarı, Meksikalı bir yazar ve dedesinin öğretileri, Toltek bilgeliğine dayanıyor kitap. Bu arada kesinlikle şunu söyleyeyim, ben tabii bahsedeceğim ama okumadıysanız muhakkak okuyun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Zaten bir günde falan böyle biten bir kitap. İkinci olarak da 5. anlaşma kitabı da var. Bu da böyle aklınızda bulunsun. Don Miguel Ruiz, kitabın yazarı, dedesinin öğretilerinden yola çıkıyor. Meksika'da yaşayan bir aile ve kadim bilgeliklere sahip dedesi. O bilgeliği, bu bilgileri devam ettirmek istiyor. Biraz bunun kökü diyeyim şamanizme de dayanıyor bu bilgilerin. Ve bütün bu öğrettiği dedesinin bilgileri Don Miguel Ruiz 4 anlaşma olarak toparlıyor. 4 anlaşmanın birincisi, kullandığın kelimeleri özenle seç. Bu başlı başına zaten 4'ü de göreceksiniz, böyle bam 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 diye vuran ve çığır açan şeyler, cümleler, yani böyle boyundan büyük cümleler ve bunlardan birini bile hayatınıza aslında alırsanız çok büyük değişim, gelişim göreceğinize adım gibi eminim. Kullandığın kelimeleri özenle seç. Bu ne demek? Kelimelerimizin bir gücü var ve ağzınızdan çıkan her şeyi kulağınız duysun. Zaten bu bizim atasözümüzdür. Ağzımızdan çıkan şeyleri kulağımız duyuyor mu ve nasıl kelimeler kullanıyoruz, nasıl cümleler kuruyoruz? Gün içinde zaten kendinize bir bakın. Genelde karşınızla ilgili söylediğiniz, kullandığınız kelimeler, cümleler sizin kendinizle alakalı da bana kalırsa %90 kullandığınız cümlelerle çok birebir. Mesela siz, ben çok güzelim, çok tatlıyım, ben bunun altından kalkarım ya, aferin bana, yanlış yaptım, oh iyi ki de yaptım, bir dahakinde doğru yaparım elbet diye yaklaşıyorsanız, başkaları da düştüğünde ona yaparsın, hiç önemseme, bu sefer olmadı, bir daha olur gibi yaklaşabilirsiniz. Ama siz kendinize çok eleştirel, belki küçük gören, belki ileri seviyede yetersiz hissettiren kelimeler kullanıyorsanız, aptal sen, ay zavallısın, tam bir eziksin, yapamadın işte gibi gibi, emin olun karşı tarafa ve hatta bütün dünyaya bakış açınız da bu şekilde gelişecek ve gerçekleşecek. Bu noktada kullandığınız kelimelerin gücü büyü niteliğinde. Zaten Don Miguel Ruiz her kelime aslında bir büyüdür diyor. Yani ana tema bunda toparlanıyor ve hepimizin bir sanatçı olduğumuzu savunuyor. Gerçekten de öyleyiz çünkü her birimiz kendi hayatımızı yaratıyoruz. Kullandığınız kelimeleri özenle seçmeniz de sizin bu hayat yaratımınızdaki en önemli tuğla taşı diyeyim. Dolayısıyla kendinize karşı nasıl kelimeler kullanıyorsunuz birincisi. İkincisi de kendinize karşı kullandığınız kelimelerle karşı tarafa düştüğünde, kalktığında, başardığında, başarmadığında, mutsuz olduğunda, mutlu olduğunda kullandığınız kelimeler nasıl? Buna bakın. Burada eğer dilerseniz benim nacizane şöyle bir fikrim olacak diyeyim. Ben bunu zamanında yapmıştım. Küçük böyle bir defter almıştım kendime ve gün içinde kendime kötü şeyler söylediğimde ya da moralimi bozan kelimeler kullandığımda yazıyordum. İşte atıyorum 15-35 salak dedim ya da işte bilmem ne olay oldu, üzüldüm, üzülünce kendime aptal dedim gibi gibi, kendinizi yakalamanızda yardımcı oluyor. İkinci anlaşmamız, hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Bu da çığır açan başka bir şey. Şimdi hiçbir şey kişisel algılamayın. Özellikle Türk toplumunda çok zor. Çünkü biz zaten bana kalırsa küçüklüğümüzden itibaren her şeyi kişisel algılama üzerine güdülenmiş bir toplumuz.
aman bu bakar, bir kere bu el alem ne der, toplum baskısı, cinselliği yaşayamamak, birçok etkenlerden dolayı biz bana kalırsa net olarak bastırılmış bir toplumuz. Ama tabii ki de her şey çok güzel olacak. Bunlar yavaş yavaş değişiyor ve gelişiyor. Umudumu hiç kaybetmedim. Sonuç olarak kişisel algılamamamız gerekiyor. Çünkü herkesin bambaşka dünyası var. Diyelim ki trafikte çok oluyor. Erkek kadın fark etmiyor ama tabii kadınlar bazen daha fazla zorluk yaşayabiliyor. Önünüze biri kırdı yolda, trafikte işte arabanızın önüne ve siz sinirlendiniz. Bana bunu nasıl yapar, o da kim falan böyle hani dalacaksınız. O noktada bir şuna bakın, şu farkındalığa erişebilirsiniz. Olay benimle ilgili değil. Belki adam, kadın bir şey yaşadı. Belki o anda içinden öyle geldi, sizi umursamadı. O onun dünyası. Sizin algıladığınız her şey aslında bir hayal ürünü. Çünkü o kişiyle birebir konuşmadan onun ne söylemeye çalıştığını bilemezsiniz. Dolayısıyla sizin algınız sizin algınızla alakalı. Ama onun kendi dünyası var ve onun kendi dünyasıyla sizin algınızın hiçbir alakası yok. Kişisel algılamayın. Sizin dünyanıza göre algılıyorsunuz ve bunda da tabii ki de çok hakkınız var. Ama karşı tarafın ne yaptığı ya da ne dediği ya da ne niyetle yaptığı tamamen onunla alakalı. Ve biz karşı tarafı hiç kimseyi kontrol edemeyeceğimiz için kimin neyi ne niyetle yaptığından %100 de hiçbir zaman emin olamama olasılığımız var. Farkında mısınız bilmiyorum ama birçok arkadaşlık, birçok aşk ilişkisi, hatta birçok başlayamadan biten ilişkilerin %85'i diyeyim hadi tamamen kişisel algılamalardan dolayı bitiyor, devam etmiyor ve bu noktada gerçekten değer verdiğiniz biri ise onunla açık olarak bana burada ne demek istedin diye sorabilirsiniz. Ama bunu soramadığınız noktalarda herkes kendi dünyasını yaşıyor olacak ve en özgürleştirici olan da sizin kendinize odaklı yaşamanız. Üçüncü anlaşmamız, varsayımda bulunma. Her anlaşma birbiriyle bağlantılı. Çünkü birinci olarak kelimelerimizi özenle seçiyoruz en alt tabanı. Bunu böyle bir ev gibi düşünün. İkinci olarak hiçbir şey kişisel algılamıyoruz. Yani kelimelerimizi özenle seçerken kişisel de algılamıyoruz. Bir taban daha yapıyoruz o eve. Şimdi üçüncü işte salonu falan böyle inşa ederken varsayımda bulunmuyoruz. Varsayımda bulunmayarak ne yapıyoruz? Aslında tamamen o insanın ne söylediğini, neden söylediğini hayal etmek gibi bir şey. Yani hiçbir zaman emin olmadığınız bir durum aslında. Yani varsayımda bulunmak demek sadece atıp tutmak bir yerde. Aslında bir şey kişisel algılamak da sizinle alakalı tabii ki. Varsayımda bulunmak da sizinle alakalı. Varsayımda bulunduğunuz her zaman yanıldığınızın farkına varın. Yani varsayımlar aslında yanıltır. Çünkü gerçeği yansıtmaz, gerçeği çarptırır. Ve Don Miguel Ruiz'i en sevmemin sebeplerinden biri dört anlaşmayı aydınlatıyor, bir farkındalık yaratıyor. Dedim ki varsayımda bulunmazsam elimde ne kalıyor? O bana bunu dedi, demek ki şunu demek istedi diye bir varsayımda bulunuyorum. Sevgilim beni bugün işte aramadı. Ya da bana işte şunu yapmadı. Bir varsayımda bulunuyorum. Ama aslında bilmiyorum bunu o sebeple mi yaptı, yapmadı mı? Bunlar tamamen hayal ürünü ve gerçeği yansıtmıyor. Ve aslında kendisinin de dediği gerçeği yaşayıp özgür olabilmek için bu kabuklardan kurtulmamız gerektiği, özgürleşmemiz. Zaten burada şuna da bağlamak istiyorum, yeri gelmişken benim bu videoları çekmemdeki en büyük sebep YouTuber olmak değil açıkçası ama neşe de olmak, hayatınızı minimalizmle böyle hani küçülterek alan açmak ve sizin kendi potansiyeliniz her neyse onu ortaya çıkarmanıza olabiliyorsam destek olmak. Ve bu dört anlaşmayı yaşamak, çünkü bunu anlatmam, anlamanız, hayatınızda böyle farkındalığa varmak istemeniz katman katman giden bir şey. Ve en son noktasında bunu deneyimlemeniz sizin tercihinize bağlı ve çok özgürleştirici olduğunu da göreceksiniz. Son olarak dördüncü anlaşmamız, her zaman ve daima yapabileceğinizin en iyisini yapın. Yapabileceğinizin en iyisi belki
başarısız olmak. Sonuç önemli değil. Belki çok başarılı olmak. Yani evet, başarılı olmak, başarısız olmak, bir şeyi yapmak, yapmamak önemli. Ama siz tatmin olarak onu yaparken nasıl hissediyorsunuz? Gece uyurken yastığa başınızı koyduğunuz zaman yapabileceğimin en iyisini gerçekten yaptım ya deyip uyuyabiliyor musunuz? Bunu sorun. Bunu yani evet yaptınız ama olmadı, o önemli değil. Gerçekten sonuç önemli değil ve aşırı derecede sonuç odaklıyız. Bir şeyi böyle başarınca sanki olduk sanıyoruz ama olay bununla alakalı, inanın değil. Siz daima yapabileceğinizin en iyisini yapın, gerisini de bırakın gitsin. Biraz gerçekten salın. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Sizin yapabileceğinizin en iyisi oysa kapasiteniz de odur. Bir şeyleri zorlamanıza da gerek yok. Ben şuna inanmıyorum diyebilirim. Bir kedi nasıl köpek olamazsa ya da bir köpek nasıl ayı olamazsa her birimizin de bir kapasitesi var. Ben çok iyi bir dansçıysam aynı zamanda belki çok iyi bir konuşmacı olamayabilirim. Ve bunların farkında olup kendinizi bu anlamda zorlamamak da bence çok mantıklı ve rahatlatıcı olabilir. Dolayısıyla derin bir nefes alın, bir rahatlayın. En başı zaten rahatlama. Sonra da yapabileceğinizin neyse o yapmaktan zevk aldığınız, neşe duyduğunuz, onun en iyisini yapmaya odaklanın ve neşe duyun. Neşe duyduktan sonra sevinçle yaptığınızda ve gerçekten tatmin dolu olduğunuzda oluyor olmuyor önemli değil. İnanın bana. Yani kısacası kelimelerimizi özenle seçerek hiç kimseyi yargılamıyoruz. Destekliyoruz. İstiyorsanız övebilirsiniz. Kullandığınız kelimelere gerçekten özen gösterin. Gerçekten bir onun farkındalığını yaşayın. Kişisel algılamayarak kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Neyse yaşamak istediğiniz hayat, tamamen onu yaşayın. Hiçbir şeyi kişisel algılamadan ve varsayımda bulunmayarak da aslında kendi işinize odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla kendi işinize odaklanın ve bırakın, her zaman yapabileceğinizin en iyisini yapmak demek aslında şimdi de olmakla, şimdi de yaşamakla birebir, bana kalırsa tabii ki. Sizin yorumlarınızı, deneyimlerinizi çok merak ediyorum. Bu dört anlaşmadan hangisi daha çok size hitap ediyor? Ve bunu hayatınızda uygulamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Benimle lütfen yorumlarda bunu paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.